Tecavüz sonucu hamile kalıp çocuk kaldırmak günah olur mu? Bu şekilde çocuğu dünyaya getirmek isteyen sıkıntı değil mi? Kürtaj olmazsa kadınların hayatı bitiyor. Kürtaj olursa günah oluyor. Bu evet çok kürtaj tartışmalarında da çok sık öne sürülen felaket bir senaryo. Şunu söyleyeyim bir kere böyle bir şey çok 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 az oluyor onu söyleyeyim. Tüm kürtaj tartışmasını tecavüzde hamile kalan kadınların durumundan tartışmak doğru bir şey olmaz. Bu dünyanın en şanssız insanlarından birisi bir kere. Çünkü hamile kalmak kolay bir şey değil. Tecavüze uğradın diyelim bir de hamile kaldın. Çok büyük bir şanssızlık. Bu insanların durumu ile ilgili ayrı bir parantez açılabilir mi diye soracak olursanız ben maalesef kadının bu ağır sınavı yüklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine de babası bir tecavüzcü de olsa o kadının içindeki canlı bir potansiyel insan. Ve böyle bir duruma bile maalesef katı bir şekilde hayır derdim. Evet çok zor. Çok zor ama yine de o çocuğu öldürme hakkı vermez. Eyvallah Vester. Kürtaja izin verilen yani pro-life'cıların kürtaj karşıtlarının kürtaja izin verdiği tek bir nokta var. Annenin hayatı riske giriyorsa. O doğumda annenin hayatı riske girecekse anneyi kurtarmak için çocuk alınabiliyor. Bunun dışında zor. Kürtaja izin çıkması. Yani kürtaj karşıtı birisinin bu noktada kürtaja izin verilebilir demesi zor. Onu demek istiyorum. Pro-choice da Mehmet. Kadının içindeki domates değil ki yavrum. Potansiyel bir insan. Ben işte bu şeyleri hiç anlayamıyorum moruk ya. Mesela geçenlerde eşek, inek konusunu konuşmuştuk. Anadolu'da çok yaygın diye. Ben de demiştim ki nasıl kaldırabiliyorlar? Ya, abi tahrik olman lazım ineğin götünden. Nasıl tahrik olup sokabiliyoruz? Neyse. Tecavüzcülük de bana çok uzak geliyor. Çünkü abi erkekler şu dediğime çoğunuz tamamına yakınınız katılacaksınız şu dediğime. Kadının zevk alması bizi mest eden faktörlerden biridir. Bizim seksten zevk almamız kadının zevk almasına endekslidir. Kadına zevk aldırıyorsak bizim zevkimiz de artıyor. Heh, diyoruz. Tecavüzcü bunu yok sayıyor. Direkt kadının zevkini önemsemeden vuruyor, çırıyor. Kafasına taşla vuruyor. Yeter ki siki o deliğe girip çıksın. Bu açıdan da anlamıyorum ben tecavüzü. Nasıl zevkli olabilir? Ya partnerinle fantazi yaparsın. O ayrı. Onun oyun olduğunu bilirsin. Tamam. Ama gerçeğinden bahsediyorum. Abi